Atla Bartın'ın savaşı. Ve Bartın'ın kazandığı görülmemiştir. Beklemekten öte, az önce de ifade ettiğim gibi, biz NATO'nun 70 yıllık bir üyesiyiz. Türkiye rastgele NATO'ya katılmış bir ülke değil. Dolayısıyla bu sabah Sayın Biden'la da bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de olabilirdi. Ve biliyorsunuz dün itibariyle gerek Sayın İbrahim Kalın Bey, gerekse Sedat Bey'i biz Brüksel'e gönderdik. Onlar zaten ön görüşmeleri orada yaptılar. Gidince yapılan bu görüşmeleri de kendilerinden alacağız. Ve bu arada da biz dörtlü görüşmeyi Stoltenberg'in de riyasetinde tekrar yapacağız ve burada Finlandiya Cumhurbaşkanı, öbür taraftan İsveç Başbakanı birlikte bu dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Biz tabii kuru laf istemiyoruz. Biz netice istiyoruz. Artık biz orta sahada top çevirmekten bıktık. Ve şu an itibariyle de bunlar hep laf üretiyorlar, konuşuyorlar. Aynı günün akşamı İsveç Devlet Televizyonu'nda bakıyorsunuz, bu terörist başlarından bir tanesi çıkmış, orada söyleşi yapıyor ve bu söyleşide de bize veriyor, veriştiriyor. Ha, öbür tarafta ne diyor İsveç yöneticileri? Biz diyor, şu anda işte bunları terörist olarak bir taraftan kabul etmiyoruz diyorlar. Öbür taraftan Stockholm caddelerinde yürüyüş yapıyorlar. Yürüyüşü yaparken İsveç polisinin kontrolü, denetimi bunların üzerinde ve bu şekilde bu yürüyüşler yaptırılıyor. Sadece İsveç mi? Aynı şey Almanya'da. Aynı şey Hollanda'da. Aynısı Yunanistan'da. Yoğun bir şekilde bunlar devam ediyor. Bir taraftan bakıyorsunuz 5 artı 4, 9 tane Amerikan üssü Yunanistan'da kuruluyor. Peki bunu niye kurdunuz? Niye karşı kurdunuz? Verdikleri cevap şu, Rusya'ya karşı kurdu. Ya ne demek Rusya'ya karşı kurdu? Ne yaptınız Rusya'ya karşı kurdunuz da? İşiniz gücünüz S-400. S-400 aşağı, S-400 yukarı. Hep laf.